Çocukluğundan bu yana asker olmayı çok isterdi. Nitekim de asker oldu. Yani her zaman hayalinde askerlik vardı. Şeyde, zor şartlarda büyüdük. Şimdiki zamanki şartlarımız çok kolay bir şartlar. O zaman biz 3 gün keçi peynirle beslendiğimiz günler olurdu. Babam çobanlık yaparak bizi yetiştirdi. Biz de ayrıca babama yardım ederdik çobanlık dönemlerinde. Okul dönemlerimizde okulumuzdan çıktığımız zaman babama yardım ederdik. Hafta sonları şehidimiz babamı yardım amaçlı dinlendirirdi. Bu şekilde büyüdük. Şartlarımız çok zordu. Şehidimiz askerliğini yaptı. Askerlikten sonra bir 6-7 aylık bir boşluk dönemi vardı. Ondan sonra uzmanlık sınavlarına katıldı. Arkasından da polislik sınavlarına katıldı. Uzmanlığı kazandı. Özel kuvvetler bünyesinde uzmanlıktan sonra 2 yıl sonra asubaylık sınavına girdi. Asubaylığı kazandı. Tuzla'da 2 yıl İstanbul'da eğitim aldı. Ondan sonra bir full 20 yıl özel kuvvetlerde görev yaptı. Ve ilk uzmanlık döneminde de Zekiye Paşa ile karşılaştı. Hatta Zekiye Paşa diyor ki Ömer de ilk geldiğinde diyor şöyle bir çocuktu diyor yanıma geldiğinde diyor. Beraber diyor yıllarca diyor Ömer'le de hiç ayrılmadık diyor. Asubaylık sınavlarına da diyor Ömer'e diyor sordum diyor Ömer girecek misin dedi. Tabii komutanım gireceğim dedi diyor. Başarılı bir öğrenciydi diyor. Başarılı bir askerdi diyor. Ondan sonra bu şekilde büyüdük. Yani Ömer Halis Demir'in kahramanlığın arkasında çocukluğundaki yaşadığı zor şartlar. İşte Anadolu, işte ben burada Anadolu çocuğuyum, ben varım burada. Vatanı milleti sana böldürme diye anının ortasından vurması. Bir de o gün biz şehidimizi Kata'dan alıp gelirken ben şuna özellikle dikkat ettim. İşte 15 Temmuz gecesi halkımızın üzerine tankla, tüfekle mermi yağdıranlar o gün Don Kilot yaka paça çıktılar. Ama Ömer Halis Demir al bayrak içerisinde, sancağımız içerisinde sarılı bir şekilde selam durularak çıkması. Bize acıdan çok o duyguyu yaşattık. Daha çok böyle ağlaya ağlaya geldik. Çünkü öyle bir duygu vardı ki içimizde. Yani kardeşimin bir haini ben buradayım. Biz buradayız. Biz vatanımızı, milletimizi sana böldürmek değil. Çekik alnından vurması bize ayrı bir duygu verdi. Milyonları geçmiş insanlar geldi. Hala yıl dönümü geliyor. Akın akın insanlar geliyor. Öğrencilerin, ilkokul öğrencilerin özellikle ağlaya ağlaya gelmeleri, yani dua etmeleri. Ya, Allah razı olsun onlardan. Ya biz her ne olursak olalım. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkez. Bizim bir ortak noktamız var. Yani örnek görüyoruz ki Suriye. Bizim gidecek başka bir toprağımız yok, ülkemiz yok. Biz her ne olursak olalım, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Bizim bu ortak noktamız. İşte Ömer Halis Demir de bu ortak noktadır. Yani hiç ayrımcılık yok olmadan, hiçbir siyasi görüş olmadan devletimizin, milletimizin, sancağımızın birliği, beraberliği. İşte Ömer Halis Demir de bunun sembolüdür. Yani buradan ben vatandaşlarımıza, halkımıza, Ömer Halis Demir'in kardeşi olarak, bir Türk vatandaşı olarak birlik olalım, beraberlik olalım, tek yumruk olalım. Ülkemizin üzerinde, tarihimizden bu yana oyun üstünde oyunlar oynanıyor. Bunu her birimiz biliyoruz. Yani bu oyunlara karşı bir beraberlik olacağız. Bu algı operasyonlarına yanılmayacağız. Doğru bilgileri, doğru yerlerden öğreneceğiz. Şöyle söyleyeyim, hamdolsun devletimiz yıkılmadı ayakta. Devletimizin yasası var, adaleti var, mahkemesi var. Ha. Yani gördüğüm de şu, ki benim gördüğüm, üç maymun oynuyorlar. Görmedim, bilmiyorum, duymadım. Yani adalet yerini bulacak. Biz de takip ediyoruz. Zaten devletimiz takip ediyor. Ömer Halis Demir mahkemesi bizim mahkememiz değil.
Türkiye'yi ilgilendiren bir mahkeme. Devletimizi, halkımızı, milletimizi ilgilendiren mahkeme. Boşta bırakılmıyor. Adalet yerini bulacak. Biz 7 kardeştik, şimdi 70 milyon kardeş olduk artık. Müttekin lehum fiha fakirun.